Tanıtımı Halil Bey yaptığı için teşekkür ediyorum, bu imkanı sağladığı için Gelecekhane'ye de. Çok kısa bir, tek slaytlık bir tarihçeyle başlamak istiyorum. Sinir bilimi ya da neuroscience'ın, çünkü tarihi hem bundan kalan bu çok kısa süredeki tartışmalara biraz ışık tutacak, hem de enteresan noktaları taşıyan bir tarih. Aristo ile başlıyor. Slaytların bazıları Fransızca, bazıları İngilizce, özür diliyorum ama en azından Türkçe konuşacağım. Şu ilk cümle oldukça ilginç, bilmiyorum bu şey edecek mi? Aristo milattan önce 400'lü yıllarda yaşamış bir filozof ve ilk söylediği kalbin düşünmenin ve heyecanın merkezi olduğunu söylemesi. Çok ilginç bir durum Galen'le ilgili. Çünkü Galen bir doktor ve milattan sonra 200'lü, 120'leri, 150'li yıllarda yaşamış ve bir Aristo militanı. Ve gördüğünüz gibi cümleden, tabii onu tercüme etmem lazım, diyor ki beyinle kalp arasında çok heyecan verici bir şebeke var. Fakat diyor enerji kalpten beyne doğru gidiyor. Yani bir diseksiyon yapmış, o rezoyu, o network şebekeyi görmüş. Fakat o kadar bir Aristo militanı ki hala enerjinin kalpten beyne doğru gittiği ve kalbin merkezi olduğunu söylüyor. İkinci ilginç olan, ki bunlar Fransa'da kardiyosantristler olarak anılıyor. Sefalosantristlerin, yani beyni, vücudu kontrol eden ana merkez beyindir diyenler de Aristo'dan 500-600 yıl sonra değil. Tam tersine, örneğin Demokrit, Aristo ile çağdaş bir filozof. Tabii o dönemde filozofların çok büyük bir kısmı aynı zamanda da doktor. Fakat neuroscience'ın babası olarak biz daha çok Herofilus'u alıyoruz. Ki o da Aristo ile aşağı yukarı, belki şununkini kullanabilirim. Evet. Herofilus da aşağı yukarı Aristo ile çağdaş. Ve cümlesi çok ilginç. Zeka beyinde yerleşmiştir. Merkezi orasıdır diyor. Ve bununla da sınırlı kalmıyor. Beyinden çıkan o şebekede motor sinirlerle duygusal sinirler birbirinden farklıdır diyebiliyor. Devam edebiliyor muyum? Peki. Bu ilginç hikayede aslında Franz Gall'ın İlginç hikayesini söylemeden geçmemek lazım. Çünkü klinisyen arkadaşlar bunu biliyorlardır. Özellikle IRM manuallarında falan adı geçiyordur. Çünkü ilk IRM ya da ilk manyetik rezonans ya da ilk beyin görüntüleme tekniğini 1800 yıllarda Franz Gall bir biçimde en azından düşünmüş. Hatta bir alet bile geliştirmiş burada gördüğünüz gibi. Fakat çok talihsiz Franz Gall. Çünkü özellikle hastalıklardan öte beynin üstünün, yani beyin kafatasının üstteki çıkıntıların insanın belli yeteneklerine gösterebileceğini iddia ediyor. Ve yaklaşık 5-10 yıl boyunca bayağı iyi para kazanıyor. Fakat bir gün Napolyon'a çarpıyor ve Napolyon'un noble, nasıl diyeceğiz onu, asillik yeteneğinin düşük olduğuna diagnostiğini yapıyor ve ondan sonra frenograf yasaklanıyor. Franz Gall'ın ne olduğu da çok fazla bilinmiyor. Üç tane Nobel ödülü var neuroscience tarihinde. Bunlardan ikisi çok talihli Nobel ödülleri. Bir tanesi Camillo Golgi ve Santiago Ramon y Cajal'ın Nobel ödülü. Diğeri ise Hodgkin Coxey'in ödülü. Fark ettiğinizi biliyorum. Özellikle Edward Moniz'i pas geçiyorum burada. Çünkü onu onlardan sonra alacağım. İyilerden başlayalım. Camillo Golgi ve Santiago Ramon y Cajal 1906'da Nobel ödülü alıyorlar. Ve bu Nobel ödülünü almalarının nedeni beynin oluşturan nöron hücrelerinin bir şebeke oluşturduğu ve bu şebeke üzerinden birbirlerini
haberleştiklerini ve bu şekilde çalıştıklarını ilk kez göstermiş olmaları. Ve bunu gösteren de bir boyama tekniği. Golgi'nin bulduğu bir boyama tekniği. Çünkü daha önce bulunan boyama tekniklerinde nöron hücresi izole, birbiriyle bağlantısı olmayan diğer organdaki hücreler gibi düşünülüyor. O da ilginç bir militanlık öyküsü. Çünkü Golgi bu boyayı bulup da nöronun dantritlerini ve aksonlarını görünür hale getirmesine rağmen asıl şebeke teorisini, retiküler teoriden şebeke teorisine geçiren Kajal ve ikisi birlikte Nobel ödülü alıyorlar. Computational neuroscience, ki bunu hesaplamalı ya da sayısal neuroscience olarak anlatabiliriz. Onların babası için de Hodgkin-Huxley'i anmak lazım. Çünkü neden? Biraz sonraki slide'da göreceğimiz gibi bir sürü videoda ya da değişik filmlerde gördüğünüz sanki makinalı tüfek gibi ateş eden herhangi bir fiziksel büyüklüğün artışına frekansla cevap veren o barlardan biraz daha farklı nöronun üzerinde osiloskopla seçebildiğimiz action potential. Son o ikinci slayta geçmeden, daha doğrusu üçüncü slayta, Nobel ödülleri her zaman çok doğru bir şekilde dağıtılmamaya iyi bir örnek neuroscience dönemi. Onun da en güzel örneği Egas Moniz. Çünkü lökotomi prefrontali bir veterinerlik konferansı esnasında maymunlar üzerine yapılan bir deneyden yola çıkarak önermiş olan bir veteriner doktor. Öyle ki daha sonra Amerika'da transorbital lökotomi de geliştiriliyor. Ve 1936 ile 1975 arasında 35 bin kişi Amerika'da lökotomi ameliyatı. Buna Kennedy'nin kızı da dahil, hatta üzerine film var. Ve şu anda hepinizin bildiği gibi bu ameliyat yasak. Sadece her ulusta çok etik kurulun çok imkansız, çaresiz vakalarda kullanmasına izin verdiği bir teknik. Ama 1949'da Edward Moniz lökotomi prefrontal için Nobel ödülü alıyor. Evet, çok hızlı bir şekilde o ünlü videolardan birkaç tanesini göstereyim. Birçoğunuz biliyorsunuzdur bu spike diye adlandırılan şeyi. Yan tarafta bir in vivo ölçüm var. Yani canlı hayvan üzerinde bir visual response şeyi bu. Burada ise herhalde sesi alamıyorum. Burada görmenizi istediğim, göstermek istediğim sadece in vitro ya da in vivo olarak bir beyin slide'ında benzer bir nöron davranışı elde edebiliyoruz. Tabii ki in vitro'da bu belli bir süre teknolojinin imkanlarına göre 7 hafta, 6 hafta, 8 haftaya kadar çıkabiliyor. Fakat burada söylemek istediğim asıl önemli şey, orada gördüğümüz o deminki barlar aslında osiloskopun çözünürlüğü çok yüksek olmadığı için gördüğümüz bir davranış. Asıl nöron davranışı şurada gördüğümüz ve spike diye adlandırdığımız davranışlar. Bir sinyalle cevap veriyor. Eğer ki girişler belli bir eşiği, biz ona threshold ya da söy diyoruz, onu geçiyorsa. Çok hızlı bir şekilde, artık buradaki herhalde dinleyicilerin çok büyük bölümünün bildiği, beynin bu çalışmasını, nöronların bu çalışmasını, bu sinyalleri net gibi tekniklerle ölçebiliyoruz. Onun birkaç detayını görelim. Single cell recording yapmak mümkün. Çok eski zamandan beri, çok eski zaman derken antik çağlardan beri demiyorum tabii ki. En azından bir 70-80 yıldır single cell recording yapılabiliyor bu tür elektrotlar kullanılarak. Fakat bizi daha çok, zamanda kısaldığı için hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. Bizi daha çok ilgilendiren birden fazla nöronun çalışmasını ölçebilen ve o sinyali bize verebilen teknikler. Bunların invasif olmayan, yani bir kafatası açılmadan kullanılan en yaygın teknik EEG, elektroansefalogram. Özellikle Almanların çok sevdiği teknik olan ICOG var. Şu anda Avrupa'da en ileri çalışmalar, en yeni çalışmalar oradan çıkıyor.
ECOG da bir EEG aslında, fakat kafatası açılıyor, durağı kaldırılıyor ve korteks üzerine bir örtü, aynı elektrotlar. Yani bir anlamda burada ölçülen deminki gördüğünüz spike'lar değil. Bu spike'lar oluşurken bir hareket esnasında ölçülebilir bu. Örneğin oluşturulan elektromanyetik alanın elektrotlar tarafından saptanması. Bir çeşit elektromanyetik dalganın değişimini, alanın değişimini ölçüyoruz diyebiliriz. Brain Machine Interface'te hem EEG hem ECOG yaklaşık 2012'den itibaren çok yeni kullanılmaya başlandı. Ama 2000'li yıllardan beri kullanılan asıl ölçüm cihazı multi-electrode array dediğimiz şu tip matrixler. Bizim çalışmamızda kullandığımız matrix 4x4 milimetre karelik bir matris. 100 tane elektrodu var. Her elektrot 1,5 milimetre uzunluğunda ve diğer sistemlerden farkı invasif bir ölçüm metodu. Yani motor korteksin içine itilebiliyor bu korteks. Yaklaşık 5. katmana kadar inebiliyor bu elektrotlarda. Brain Machine'de ne yapıyoruz? Aslında çok karmaşık bir hikaye değil. Gördüğümüz gibi burası insan beyni olabilir. Farelerle başlayan bir çalışma bu. Dolayısıyla fare sadece bir serbestlik derecesindeki bir robot kolunu önce hareket ettirdi. 1999'da ilk paper hatırladığım kadarıyla. Maymunda olabilir ve en son insanda da kullanıldı. Biraz sonra videosunu göreceğiz. Yaptığımız ne? Beyne bir çip yerleştiriyoruz. Beynin herhangi bir hareketi, herhangi bir fiziksel hareketi kodlarken, burada kodlama ve kod çözme olayına birazdan gireceğim ama pauz esnasında da arkadaşlarla tartışıyorduk, onu anlatıyordum. Beyin bizim bütün etrafımızda, çevremizin bir görüntüsünü beyinde oluşturuyor ve biz buna kodlama diyoruz. Neden? Çünkü bir uzaklığı gene bir nöral sinyalle kodluyor, sıcaklığı nöral sinyalle kodluyor ya da koşuyorsak koşma hızımızı da bir nöral sinyalle. Hiçbirinde metre bölü saniye almıyor eğer koşuyorsak ya da uzaklığı ölçüyorsa metre diye yazmıyor bir yerlere. Dolayısıyla beyin etrafımızda olan her şeyi bir biçimde kodluyor. Burada yaptığımız ne? Bir hareket yapıyor süje, özne. Biz beyine bir çip yerleştiriyoruz ve o hareketi yaparken o kodlamayı kaydediyoruz. Beynin nasıl kodladığını. Tabii burada bir karta ihtiyacımız var. Özellikle artık tıpın 2-3. sınıflarına gelmişsek motor kortekste somatotopik bir haritanın olduğunu ve oradaki her bölgenin vücudun hangi bölgesini kontrol etmekte kullanıldığını bildiğini biliyor olmanız lazım. Onun için onu koymadım özellikle, zaman kazanalım diye. Ve biz bu ölçümü eğer demin gösterdiğim matris üzerinden yapıyorsak şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Buradaki her satırı bir nörondan gelen spike bilgisi gibi okumak lazım. Ve her bir noktayı da o barlar gibi okumak lazım. O zaman bir tane fiziksel büyüklük bir harekette temel alınıyorsa ve matrix de o bölgeye yerleştirilmişse, o fiziksel büyüklüğün execute edildiği anda buradaki siyahlıkların artması lazım. Ondan sonra yaptığımız ne diyelim ona, robot kolu, biz robot koluyla çalışıyoruz ve bir robot eliyle çalışıyoruz. Ama end effector diye geçiyor genellikle. Çünkü bu end effector bir robot kolu olabildiği gibi herhangi bir cihaz da olabilir, bir eskavatör de olabilir. Bu bir neural signal'la end effector arasında interface'i oluşturacak bir siyah kutu koyuyoruz. Bizim çalışmada ilk başta yapay sinir ağlarıyla başladık. Yapay sinir ağları bir çeşit machine learning, makine öğrenme algoritması gibi algılanabilir. Sonuçta ne yapıyoruz? Bu kodlamayı kontrol edilecek ya da bu kodlamanın yapıldığı fiziksel büyüklüğü simüle edecek olan cihazı kontrol edecek değişkenlere decode ediyoruz. Buna da kod çözmede diye tercüme edilebilir.
Şeyden sonra, faredeki ilk uygulamadan sonra 2008'de Veliste ve grubunun, ki bu bizim aynı zamanda kolaborasyon yaptığımız Pittsburgh'daki postdoc aşamasında yaptığı bir çalışmaydı. Burada pek çok net bir şekilde belki görülmüyor fakat maymun burada üzerinde kafasında çip var ve çipten bir kablo çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi robot kolunu bu çipten, işte kabloyu şurada gördünüz, gelen sinyallerle o robot kolunu kullanarak kendisini besleyebiliyor. Bu 2008'deydi. Bunu belki bazılarınız görmüş olabilirsiniz. Yalnız bu versiyonunu görmemiş olduğunuzu düşünüyorum. Özellikle bu videonun sağ tarafına dikkat edin. Sağ tarafında bir tane yuvarlak işaret var. Bazen yeşil, bazense sarı oluyor o. YouTube'da bu videonun ilk konulduğunda kullanılan bir sürü versiyonda bu ayrıntı yoktu. Yeşil nokta hastanın, bu bir tetraplejik hasta ve konuşamayan bir hasta aynı zamanda. Yeşil nokta olduğunda hastanın ölçülen brain signal'ı robot kolunu kullanmak için, kontrol etmek için doğrudan kullanılıyor. Sarıyken ise mühendis müdahale ediyor. Eğer bunu YouTube'da her zaman bulabilirsiniz, çok ünlü bir hastadır bu alanın. Göreceksiniz ki yeşil noktanın yandığı an sadece hastanın robot kolunun bilek kısmının uzaydaki pozisyonunu kontrol ettiği an. Ne bilek kısmının döndüğü, ne bilek kısmının döndüğü, iki serbestlik derecesinde hareket ettiği, ne de elin o kahve resipyanını diyelim tuttuğu anda kontrolü yok. Evet, zamanımı geçti ama bir iki dakika kullanabilir miyim hızlı bir şekilde? Bu bizim yaptığımız, daha doğrusu bir Brain Machine Interface maceramızın ilk başlaması. Fazla detaya girmeyeceğim hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi bir küçük parmakla başladık. Bu küçük robot parmak biraz diğerlerinden farklı. Çünkü üzerindeki elektrik motorlarıyla çalışmıyor. Yapay kaslarla çalışan bir yapay parmak. Shadow Hand, İngiltere'den birlikte çalıştığımız bir endüstriyel, yapay el yapan bir endüstriyel. Ve ilk hareketimiz şuydu, buna precision grip deniyor. İki parmakla bir levyeyi tutturduğunuz zaman. Bu İngiltere'de yapıldı ilk başta, bu çalışma. UCL'den gelen bir dataydı. Sadece motor korteksteki değil, bu biraz daha aşağıda, çünkü burada single 6 tane nöron ölçüldü. Bir array kullanılmadı, 100 elektrotlu. CM cell, kortikomotor nöronları. Bu şu demek, kortekste aksonu neredeyse 1 metreye varan bir nöron üzerinde ölçüm yapıyorsunuz. Aynı zamanda o nöronun hangi kası aktive eden alfa motonörana da bağlandığını, connection yaptığını da başka bir testte kontrol edebiliyoruz. Dolayısıyla biz buna identified, tanımlanmış nöronlar diyoruz. Hareketle bağlantısı direkt olan. Bu arada gördüğünüz gibi aynı zamanda deney esnasında elektromiyogram ve pozisyon sinyallerini ölçtük. İlk şeyi söylemiştim. O kara kutu yerine biz önce bir yapay sinir ağları kullandık. Girişi bu çok klasik bir yapay sinir ağı yapısı. Girişi nöron output olan, çıkışı ise şöyle hızlı şekilde bu pozisyonu tahmin yürütebilmek, estimate edebilmek için kullanılıyor ve kırmızıyla gördüğünüz sinyal o deminki gerçek ölçülen pozisyonun neural data'dan estimate edilen, tahmin olarak ya da hesaplanan biçimi. Aşağıda ise EMG datasının estimate edilmiş hali. Gördüğünüz gibi bir miktar gürültülü ama bir uygulama esnasında burada hafif
düzeyde frekans olan bir low pass filter geçirerek o gürültülerden kurtulmak ve bunu kontrol sinyali olarak kullanmak mümkün. Son iki slide olacak bu. Bu şu andaki çalışmanın, yani bizim ekipte yürüttüğümüz çalışmanın 2012-2015 arasındaki bölümü bir ulusal projeyle yürütüldü. Dolayısıyla gördüğünüz gibi o tek parmak şimdi biraz daha gelişti. Ortada bir robot kolu var, 6 serbestlik derecesinde. Tek parmak, iki parmak, bir parmak daha aldı ki gerçek iki parmakla simultaneous precision grip yapabilsin diye. Ve el ayası olabildi. Aynı zamanda bilek hareketi de var. Yani şu bölgede 11 tane serbestlik derecesi var. 6 nöron yerine 100 nöronu, bunun teknik nedenlerle sadece 96'sı ölçüm için kullanılıyor. Motor kortekste yer alıyor. İmplant edilmiş durumda. Şurada o implantasyonun yerini görüyoruz. Sillon santralin primortek korteksine yakın kısmında da dinamik bilgi, uygulanan kuvveti ölçen bölgeye yerleştirilmiş durumda. Dolayısıyla bu çalışmada asıl yapmak istediğimiz decoding ya da kod çözmesi bir precision grip ve side grip ise şu şekilde tutmadır. O esnada uygulanan kuvveti decode etmek. Hızlı bir şekilde geçersek, bu elimizde aldığımız, bu kez Marseille'de, Marsilya'da yapılan bir data, o neural data, şeyi bölmüş durumdayız, bunun o slide'ı çıkardım, aslında her time interval hareketin değişik bölgelerini gösteriyor ve machine learning algoritmasını burada decoding olarak kullandığımızda gördük ki İlk başta dahi hareketten önceki neural data ile bile bir precision grip, grip type, tutma tipi ya da kuvvet tipi estimate'i yapabiliyoruz. Bu biraz onu gösteriyor ama şeyi geçelim. Evet, çok kabaca... Bunlar zaman olsaydı diye. Bu Nikos. Gördüğünüz gibi side grip ve precision grip hareketlerini yapıyor. O esnada şurada takılı, implant edilmiş durumda ve instructionlar hemen objenin üzerinde görüyor. Bu eylem esnasında, bu deneyler esnasında 96 elektrottan gelen spike sinyallerini simultane olarak kaydediyoruz. Çok ilginç bir durum değil, tabii ki tek sinyal de elde etmek mümkün. Ve onun bir anlamı da şu, spike sorting algoritm diye her elektrodun ölçebildiği toplam nöron sayısını veren bir algoritma var. Onun parametrelerini belirlemek için. Burada üçüncü bir bilgisayar experimental'ı drive ediyor. Arkasına da bir tane Nikos biraz karanlıkta ve yalnız çalışmayı seviyor. Onu gözetlediğimiz bir kamera vardı. Bu da Paris'teki BMI platform laboratuvarında o hareketi taklit etmemiz, yeniden üretmemizin videosu. Deminki videoyu özellikle koydum ki robotun hızı şu anda gördüğümüz precision grip ve side grip tekrarlamada izlediğimiz hızda değil. Bu biraz daha yakından. Her neyse, bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Tabii ki çalışan videoları koydum, çalışmayanı koymadım. Ama bundan daha önemlisi, bu sunuşta candan bahsetmeden, yandan bahsetmeden bitirmek çok yazık olur. Çünkü yanın diğer tetraplejik hastadan farkı aynı zamanda konuşabiliyordu. Ve burada fark etmeniz gereken 7 serbestlik derecesini kontrol edebiliyor.
ve sadece iki tane çiple. Gördüğünüz gibi Nikos'tan farklı olarak iki tane çip takılı yanın. Birisi motor kortekste, bir tanesi parietal kortekste. O detayı da mecburen geçeceğim çünkü bir feedback hikayesi de var. Ve bu iki çalışma arasındaki fark sadece 4 yıl oldu. 2002'de bitti, 2013'te yayınlandı Lancet'te bu çalışma. Biliyorum çok geçtim ama uzun yoldan geldim. O hakkı kullanayım. Sadece bu çalışma çok çok yeni ve zannediyorum çok kimsenin bilgisi dahilinde olmayan bir çalışma. Sadece Brain Machine Interface değil, 2014'ten beri artık Brain to Brain Interface tartışılıyor. Ve burada yapılan şey de birinci subject, bir EEG şapkası diyelim, kaski taşıyor. İkinci subject ise bir TMS, Transmagnetic, Transcranial Magnetic Stimulation cihazına ekipe durumda. Ve EEG ile, EEG ile, EEG diyorduk değil mi? Ekrandaki bu hareketi, vurma emrini TMS ile buna yolluyor. Buradaki ikinci özneye, o özne de kendi bilinci dışında parmak hareketini yaparak oyuna katılabiliyor. Şu anda yayınlandı. İki grup birden yayınladı. Bilmiyorum kaydım. Hayır, Grau et al'ı yazmışım. Bir grup daha aynı anda gene Plus One ve 2014'te ikinci çalışma yayınlandı. Bitiriyorum burada. Ama özellikle bu BBI kısmı, henüz buna BBI diyen çıkmadı. Biz yayınladığımız Human Enhancement isimli bir kitaptaki chapter'da bunu ilk BBI diye tanımladık. Ama hemen altına da şeyi koyduk. Yani evet, biz tıp fakültesinde araştırma yapıyoruz. Araştırma laboratuvarımız tıp fakültesinde. Ama askerler bu çalışmayı çok fazla seviyorlar. Ve de çok para koyuyorlar. Ve maalesef ki çok fazla sayıda meslektaşımız tam olarak onlarla çalışırken ne yaptıklarını söylemeden çalışmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla BMI, evet, tetraplejik hastalar için, belki paraplejik hastalar için çok önemli bir yaşam konforunu değiştirme, geliştirme imkanı sağlıyor. Artı bizim için tabii ki neuroscientist ya da computational neuroscientistler olarak beynin çalışma prensibine yönelik değişik, bilmediğimiz şeyleri araştırma imkanı da sağlayan bir alan. Ama diğer taraftan da hem etik hem de askeri uygulamalar açısından büyük tehlikeler taşıyan bir alan. Çok özür dilerim, sanıyorum en az bir 5-6 dakika geçtim. Söyleyeceklerim bu kadar. Sağ olun.